Merhaba sevgili seyirciler. Örnek insanların hayatını ve hatıralarını konuştuğumuz Anıların İçinde programımızda bu hafta da huzurlarınızdayız. Yurt içinde ve yurt dışında dünyanın çok farklı coğrafyalarında şu an bizimle birlikte olan bütün seyircilerimizi hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Programımıza Wow Televizyonu'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, yurt içinde ve yurt dışında ilgiyle takip edilen tarihi dizilerin yapımcılarından. İngiltere'de 2022 yılında Syndication tarafından 2022 yılının en iyi yapımcısı ödülüne layık görülen Tekten Film Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanı, girişim uzmanı, araştırmacı, yazar, operatör doktor Kemal Tekten Hoca bir hafta aradan sonra ikinci bölümde tekrar misafirimiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, merhaba. Hoş bir bulduk. Hafta aradan sonra tekrar sizinle birlikte olmak bizim için çok büyük bir keyif. Teşekkür ederim. Hem arkadaşlarım adına hem kanalımız adına tekrar size teşviminizden ötürü teşekkür ediyorum. Yani neticede tabii bu program sizin hatıralarınızın olduğu bir program. Hatıralarınız yarım kalmasın istedik. Madem ki bir hatıraya başladık, hayatınıza, hatıralarınıza başladık. Hatıralar bütündür. Yarım kalırsa öyle çok fazla anlaşılmaz. Acaba ne yaptı Kemal Hoca? Ya bir tamam, Kayseri'ye gelmiştik de orada bir devlet görevi vardı. Devlet görevinden sonra ne oldu acaba? Ne yaptı? Yani işte hastanenin başhekimi mi oldu? İşte yani şimdi merak edenler için devamı şimdi. Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'inde aslında "Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasasi bima evhayna ileke hazel Kur'an." Yani sana vahyettiğimiz bu Kur'an-ı Kerim'de biz aslında en güzel kıssaları anlatıyoruz, hatıraları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerin, geçmiş ümmetlerin hatıralarını anlatır, hikayelerini anlatır. Niçin anlatır? Peygamberimizin ümmeti, son ümmet ve onlardan sonra gelen nesiller aynı hatalara düşmesinler. Ad kavmi rüzgarla, Semud kavmi depremle, Nuh kavmi tufanlarla, Lut kavminin ülkesi kasırgalarla alt üst olmuş. Onların hikayeleri, onların hatıraları hep Kur'an'da anlatılır ki yeni nesiller aynı hatalara düşmesin. Biz bu programımızda bu kubbede hoş sada bırakan örnek insanları, sizin gibi değerli insanları alkışlamaya, konuşmaya devam ediyoruz. Eskişehir'den başlamıştık sevgili hocam. Ondan sonra Kayseri'ye geldik. Kayseri'den İstanbul Tıp Fakültesi, ondan sonra bir mecburi hizmet için bir Ege'ye gitmiştik. Ege'den tekrar Kayseri'ye döndük. Orada devlet göreviniz vardı. Aslında herkes devleti böyle deyim yerindeyse kapağı atmak için çok büyük gayret eder. Ama siz orada devlet görevinden herhalde ayrılıyorsunuz. Orada kalmıştık. Artık hikayenin devamını biz sizden dinleyeceğiz. Ne oldu? Devlet görevinden niçin ayrıldınız? Ayrıldınız mı? Ayrıldıysanız niçin ayrıldınız? Artık sahne sizin hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yeniden bugün de bütün Wow TV izleyicilerine, seyircilerine buradan selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Çok üst seviye bir izleyici kitlesi olduğunu biliyorum. Kültürel yönden ve değerler açısından. Size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bana kendimi ifade imkanı tanıdığınız için. Aslında
insanın en zor anlatabileceği şey kendisidir bana göre. Ben çok zorlanıyorum. Bir süre memuriyet yaptıktan sonra kulak burun boğaz uzmanı olarak daha sonra devletten istifa ettim. Ve tamamen özel sektörde girişimci olarak faaliyete başladık. Ama neden yani böyle ailenin teşviki mi oldu, çevreniz mi? Hayır, tamamen kendi düşüncem. Bir sağlık market işi anlatmıştım geçen evet. hafta. Bir tıp merkezi açalım düşüncesiyle hareket ettik ve bazı arkadaşları bir araya getirerek bir tıp merkezine başladık. Yıllar sonra bunu hastaneye çevirdik. Kayseri'den sonra başka şehirlere gittik. İşte Denizli gibi, Denizli Teknen Hastanesi gibi. Bu arada okul eğitim işine başladık. Evet, işte onları konuşacağız. Bugün evet. aslında konuşacağımız konuların evet. ana başlıkları bunlar. Bu tabii biraz içimizdeki o girişimcilik belki depreşti. Akademisyen olmayı düşünmüştüm ama kısmet değilmiş. Yani nasip olmadı. İyi ki de olmamış diyorum. Yani herkesin kendi yeteneklerine, kendi becerisine göre bir kader çizgisi oluşursa Allah bunun önünü açıyor ve insanları, çalışan insanları da başarılı kılıyor. Ben bunu bizzat yaşadım ve böyle bir girişimcilik maceramız başladı. Peki yani şimdi siz neticede o yıllar yani 90'lı yıllar bir tıp merkezi açıyorsunuz ama Türkiye'de maalesef benzeri kanunlar, yok gibiydi. Yani kanunlar da çok müsait değildi bazı konularda. Mesela Hollanda'da bu rüzgar enerjiciler, güneş enerji sistemleri, ben onların için Türkiye'de yatırım yapmıyorsunuz dediğimde sizin henüz daha kanunlarınız, bu konuda kanunlarınız yeterli yok. Değil. Bu tamamen devletin tekelinde. Sağlık da peki siz nasıl oldu, nasıl cesaret ettiniz böyle bir şeye? Yani açık neydi? Sağlık Müdürlüğü'ndeki arkadaşlara gidip böyle bir merkez açacağımızı söylediğimizde şartlar neyse bize söyleyin demiştim. O da vallahi böyle bir şey yok. Biz zaten her şeyi yapıyoruz. Doktorları bize bildirin yeter evet. demişti. Güzel. Biz biraz kendi önümüzü kendimiz açtık. Yani kendi yolumuzu kendimiz çizdik. Peki o hangi zaman branşlar? Mesela neticede tabii hastaneler var. Kayseri'de o zaman bilmiyorum kaç tane hastane var ama hastaneler var ama siz hangi konuda böyle yetersizlik gördünüz ki? Ya şu açık var mesela şu konuda bir uzman özel açığı var. Özel sektörde mesela İstanbul'da da bu büyük oranda vardı ama İstanbul kendine göre bir çizgi oluşturmuştu o yıllarda. Ama Anadolu'da gece özel sektörde götürebileceğiniz acil bir durumda bir yer yoktu maalesef. Ve bütün hekimlerin bir arada olduğu bir merkez de yoktu. Yani hastaneler vardı ama o hastaneler muayenehaneden hastasını götürüp yatırmak, ameliyat etmek isteyen doktorlar için vardı. Biraz yol arkadaşlarınızdan da bahseder misiniz? Kim yani? Çok önemli. Çünkü aslında ya, bir inanmışlık var burada. Evet, bana inanan 4-5 arkadaştı. Yıllarca onlarla beraber çalıştık. Daha sonra biz kalp hastanesi kuralım diye Profesör Ali Ergin Hoca, Kayseri'de gerçekten Türkiye çapında çok değerli bir hocamız. Bana böyle bir yer açarsanız ben çalışırım dedi. Biz de onun güvencesini alınca çok güzel. Bir özel kalp hastanesi açtık. Ama tamamen eski binayı bozarak. Tabii orada çok sıkıntılar çektik. Yani biz tabii hastane anjiyo merkezi diye başlamıştık. Anjiyo merkezinin ameliyathane olmadan yapılamayacağını sonradan anladık. İşe giriştikten sonra altta bir fırın vardı. Fırını çıkarmak istedik. Bir sürü sıkıntıyla çıkardık ama fırına bir hafta dokunamadık, sıcaklığını gideremedik yani bir hafta. Sonra bina yaptık. Yani asansör, tek asansör isteniyordu önce. Tam biz açarken çifte çıktı. Bir asansörü iki hasta asansöre çevirdik vesaire. Sonra bina açtıktan sonra
Ruhsat da tabii biraz sıkıntılı bir aşamadan sonra aldık. Binayı açtıktan sonra müthiş bir hasta hücumu oldu. Çok güzel. Yani inanın adeta 1000 metrekare bir bina düşünün. Evet. Bütün alanı. Şimdi biz 15.000 metrekarelerde çalışıyoruz. 1000 metrekarelik bir yerdeyiz. Ve Türkiye'de en çok kalp ameliyatı yapan yerlerden birisi haline geldi. Anjiyo. Bütün bölgeden hastalar gelmeye başladı. O ilgi, muhabbet. Aslında hele son zamanlarında kalp hastanesinin bakıyordum perdeler artık dökülmeye başlamış. Biz yeni hastaneyi yapıyoruz bu arada. Evet. Yani binaya yatırım para harcayamıyoruz. Ama buna rağmen hastalara soruyordum nasılsınız? Çok çok memnunuz diyorlardı. Yani sadece ancak 5 yıldızlı otelde bu hizmet yapılır diye. Evet. Yani o samimiyet, o muhabbet bizi öyle noktaya getirdi ki gerçekten yan binayı kattık kaçak çok, olarak. Çok güzel. Aralardan açıklıklar yaptık. Evet. Sonra tabii resmi yetkililer gelirken onları kapatıyorduk, önüne çiçekler koyuyorduk vesaire. Çok, çok maceralı bir gidiş oldu. Evet. Hatta Türkiye'de çok büyük hastanelerin sahipleri bile ya gelip görmek istiyoruz hastanenizi. Aa, yani güzel. Bu nasıl başardınız bu kadar büyük oranda yüksek başarıyı diye söylediler. Tabii biz gelip görmelerini istemiyorduk. Yani gelince hayal kırıklığına uğrarlar diye. Ama oradan Allah'a şükürler olsun. Allah bizi çok daha güzel sıfırdan bütün her şeyini kendimiz yaptığımız hastanelere ulaştırdı. Ne güzel. Ne bu güzel. Mücadele tabii pes etmemeyle alakalı. Yani Ankara'ya ben o ruhsat aşamasında en az 40-50 kere gitmişimdir. Her seferinde olumsuz dönüyorduk falan ama pes etmedik, sonra başardık. Yani. Elhamdülillah. Şeyler aslında inanmışlık dedik de az önce. Çinliler yağmur duasına çıkarken işlerinden sadece bir kişinin elinde şemsiye var. Sadece bir kişi inanmış. Evet, evet. Çok büyük bir kalabalığın içinde bir kişinin içinde elinde şemsiye varmış. O yağmurun yağacağına inanmış. Sizin bu şeyle ilgili, sağlık marketle ilgili tabii yazılar yazıyorsunuz, hatıralarınızı yazıyorsunuz. Evet. Orada bir yazınızı okumuştum. Gönül, akıl ve alın teri. Evet, yani evet. Bu maceranın, bu üçü sağlık de olması macerasının gerekiyor. Her noktasında gönül, akıl ve alın terimiz var diye. Alın teri olmadan olmuyor. Çalışmak, çok çalışmak lazım. Akıl teri olmadan olmuyor. Düşüneceksiniz en iyisini, farklı olanı yapacaksınız. Ben gençlere de anlatıyorum. Herkesin yaptığını yapmayın. Farklı bakın olaya. Çok ama güzel. Olayı veya sektörü çok iyi bilmeden de bu yapılmaz. Ama bunun içine mutlaka gönlünüzü de katmanız lazım. Ruhunuzla, bedeninizle, aklınızla işe odaklandığınız takdirde başarı kesinlikle vardır. Ve Allah'ın yardımı olması şartıyla tabii. Bir eski bakanlarımızdan bir tanesiyle geçmişte program yapmıştım. 12 kardeştik demişti bana. Ben 11. kardeştim. Tabii malum baba memur ama hiçbir şeye yetmiyor. Bir aşevine benzer bir şey vardı. Biz oradan yemek alıyorduk ara sıra. Ben de 5-6 yaşlarındayım ama utanıyorum. Böyle karanlıkta gideyim ki kimse beni görmesin diye gittim ama o gün de poşet yoktu. Poşetlere koyuyorlardı yemekleri. Yemek vardı, bir de tatlı vardı. Poşet olmayınca, bir tane poşet olunca yemekle tatlıyı aynı şeye koymuştu dedi. Hmm. Aynı poşete koydu. Ve abilerim, ablalarım bana çok kızmıştı. Çünkü ben 11 numaraydım. Çok kızmışlardı bana. Niye aynı poşete koydurdun diye. Yıllar sonra bir yerde karşılaştım. Bir cuma günü bir yerde baktım yemek veriliyor. O bakan yemek veriyor. Meğer yıllarca bunu adet haline getirmiş, yemek veriyor. Yani her gün 500 kişiye veriyor. Ama o gün, cuma günü 1000 kişiye veriyor. Baktım altında o var. Yani altında o poşetin içine konulan yemekle tatlı var. Peki siz yani kalpten başladınız. Sizi kalbe, yani bu hastaneyi kurmaya götüren özel bir sebep var mı? Özel bir böyle anekdotlar, hatıralar var mı? Tabii öncelikle o hocamıza çok güvendik. Hı. Ama
kalp biliyorsunuz kalp sağlığı Anadolu'da çok önem arz ediyor. Çünkü kalbini ihmal eden insanlar genç yaşta pat pat gidiyorlar. Bu bizim çevremizde de çok oldu. Bu yüzden bunun önemine inandık ve belki de cerrahi açıdan veya müdahale açısından en üst seviye bir ameliyat durumuydu. Şimdi tabii o daha sonra biz apandisit ameliyatı haline dönüştürdük. Yani kalp ameliyatını, bypassları vesaireyi. İş çok kolaylaştı. Evet. Ama o zaman o bölgede gerçekten kalp ameliyatı çok sıkıntılıydı. Herkes Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorundaydı. Ve çok büyük masraflarla bunu yapıyordu. Biz açar açmaz tabii ekstra ücret de almamaya başladık. Tamamen devletle bu işi karşıladık. Evet. Allah razı olsun. Peki yani mutlaka tabii bir ekibi bir araya getireceksiniz. Tamam, hocaya güvendiniz. Ali hocaya güvendiniz. Çok önemli ama orada ekip çalışması evet, gerçekten. Tamam, ekibi önemli. Bir araya getireceksiniz ama tabii fiziki mekanlara ihtiyacınız var. Evet. O fiziki mekanlar için de yani hastane için de tabii maddi desteğe ihtiyacınız kesinlikle. Var. Kesinlikle. Siz genelde böyle tabii Hızır kul sıkışmayınca Hızır yani bunu çok yetişmez. Sık kullanıyorsunuz. Gerçekten de öyle. Hakikaten kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş ve hep diyorsunuz yani bizim aramızda Hızırlar var mutlaka işte çıkar bir taraftan. Peki böyle sizin çok sıkıntılı olduğunuz durumlar oldu mu? Böyle yani acaba Hızır elbette. Gelir mi dediğiniz bunları konuşalım mesela lütfen. Mesela o kalp hastanesi açılma safhasında bir gün böyle 5000 mark gibi bir 5-6000 mark gibi bir rakama ihtiyacım var. Onu arıyorum, bunu arıyorum, hastaları bekletiyorum. O arada hasta da bakıyorum tabii. Ay, ay. O sırada bir arkadaşım, hiç gelmeyen, 30 yıldır görüşmediğim ilkokul arkadaşım beni ziyarete geldi. Çok güzel. Evet. ve Mustafa Ersu diye ismini de çok iyi hatırlıyorum. Hayatta mı? Kendisi yaşıyor. Hayatta, aa, evet. Çok güzel. Buradan, esnaflık yapıyor. Çok güzel. Kayseri'de. Kayseri'de. Buradan Kayseri'ye ve Kayseri'yi ve Mustafa Bey'i selamlıyoruz. Hiç Kayseri'ye unutmam. Selamlar gönderiyorum. Orada oturuyor. Ya özür dilerim diyorum. Ben bir yerleri aramam lazım. Onu arıyorum, para yok. Bunu arıyorum, para yok. Saat 4'e kadar da o parayı bankaya yatırmak zorundayım. Yoksa evet. Sıkıntı. Saat 3 civarı böyle telaşla beni seyretti. Dedi ki ya Kemal dedi ne yapıyorsun sen? Ya dedim kusura bakma böyle bir paraya ihtiyacım var. Ben dedim bulmak zorundayım. Evet. Ya dedi Allah beni sana göndermiş dedi. Bana niye sormuyorsun? Çok güzel. Şaşırdım birden. Dedim ki ya yeni gelen insana param var mı diye sorulur mu yani? Bir de 30 yıldır görüşmediğimiz bir arkadaş. Veya 20-25 yıldır falan. Ya dedi ben dedi hemen şu telefonu bağlat dedi. Parayı getirteyim dedi. Cidden ben şoke oldum. Yani en sıkıştığım zamandır o. Allah yetiştiriyor işte. Hızırlar gönderiyor. Çok duygulu gerçekten. Evet. Çok. Yani şu an anlatırken bile duygulanıyorum. Duygulandınız yani, evet. Yani, evet. Peki yani bu tabii hastanede böyle oldu. Ondan sonra okul projeniz oldu, film projeleriniz oldu, dizileriniz elbette, oldu. Elbette hepsinde daha sonradan de. Sonradan da böyle Hızır beklediğiniz anlar oldu mu? Tabii ki elbette. ve şöyle veya böyle Allah hiç sıkıştırtmadı. Elhamdülillah. Yani hep siz elinizden geleni yapıp da Allah'tan yardım dilediğiniz zaman mutlaka ve mutlaka bir çözüm buluyorsunuz. Allah, aslında şey de dua da işte dua yani dilemek, istemek, dua etmek, iltica etmek, işte isteğinizi bildirmek. Elbette. Dua ile yani ifade edilebilir. Kur'an-ı Kerim'de de bana dua ediniz ben hemen size icabet edeyim. Tabii. Karşılık duanız vereyim. Duanız olmasaydı evet, ne işe yarar? Yani yararsın? Bir sıkıntınız olduğu zaman müracaat ediniz. Hemen karşılık vereyim buyuruyor Cenab-ı Hak dolayısıyla. Ben gençlere bizim okulda işte sınava hazırlanan gençlere falan çıktığımda, konuşma yaptığımda şunu diyorum. Kimsenin vermediği bir tüyo vereyim size diyorum. Bakın sınav öncesi ya mutlaka anne babanızın ama gidip birkaç
hastanın, birkaç yaşlının çok güzel. Duasını alın. Çok güzel. İşleriniz rast gidecektir diye söylüyorum. Sevgili hocam, o zaman burada yani mesela yetimhaneler var, darül acizeler var. Elbette. Yani imtihan zamanı, imtihan öncesi, sadece imtihan zamanı değil. Her zaman aslında, bunu yapmak lazım. Aslında onlar hep gençlerin, insanların yolunu, dostların yolunu bekliyorlar onlar. Ara sıra gidip yani onların... kendi duanız yetersiz kalabilir. Çok güzel. Ona destek almanız lazım. Bakın ben kalp hastanesini açtıktan sonra da her gün hastaları geziyordum. Diyordum ki ya bizden bir isteğiniz var mı? Yok diyordu. Elhamdülillah gereken yapılıyor. O zaman benim sizden bir isteğim var. Duaydın bana. Nedir? Çok zor ama diyordum. Yani bunu yapabilir misiniz bilmiyorum. Bilemiyorum. Olsun doktor bey, elimizden geleni yaparız. Dua edin diyordum. Çok güzel. Tabii şaşırıyorlar ve çok mutlu oluyorlardı. Ben de mutlu oluyordum sonuçta. Evet. Biz madem ki dua dedik, o zaman her programımızda, biz geçen programımızda da yapmıştık. Şimdi konuştuğumuz bazı hocalarımız var, bazı büyüklerimiz var, aile büyüklerimiz var. Sevgili seyircilerimizin bazı yakınları var, büyükleri var, ahirete intikal eden. Sevgili arkadaşlarımın yakınları var, ahirete intikal eden anne baba kimler varsa. Biz hem şimdiye kadar konuştuğumuz hem konuşacağımız ve bugün aramızda olmayan büyüklerimiz kimler varsa biz onların hepsine bize vatan sevgisini, İslam'ı, Kur'an'ı öğreten, hayatı öğreten, edep, adab öğreten bütün hocalarımıza, vefat eden hocalarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz. Hayatta olan annelerimize, babalarımıza da sağlık ve afiyet diliyoruz. Hem sevgili arkadaşlarımın anne babaları, hem sevgili seyircilerimizin annelerine, babalarına, vefat edenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Böylece dua da etmiş olduk. Evet. Sahne senin diyoruz. sahne dönüyor sürekli. Evet. Birileri bir yerlerde iniyor. Milyarlarca insan bu dünya sahnesinde bulundular, gittiler. Evet. Bunların içerisinde hep iyi bakan, güzel gören, hayatın anlamına vakıf, yaratanı ve yaratılanı bilip, sevip, ona göre hareket eden insanlar kazandılar. Evet. Bakın, tabii ayet de var ama Aliye İzzet Begoviç diyor ki, bu ayete istinaden, hayat iman eden ve salih amel işleyenler dışında herkesin kaybettiği bir oyundur diyor. Ya. Yani toplumda çok güzel insanlar var. Hep olumsuzları ele aldığımız için, mesela haberlerde, şurada burada, gazetelerde hep olumsuzluklar ortaya çıktığı için %3-5 olumsuz insanın maceralarını biz işiterek morallerimizi bozuyoruz. Ama toplumda öyle güzel insanlar var ki, hele bizim ülkemizde. Evet. Bakın sosyal medyada, sosyal medya deneyimleri gösterilir değil mi? Giderler Avrupa'da aç bir şekilde birilerinden bir takım isteklerde bulunan gençler veya oyuncular var. Orada hep terslenirler. Evet. Ama Türkiye'de yani kendi yemez yedirir insanlar. Evet. Bir tane Diyarbakır'da bir çocuk vardı, belki denk gelmişsinizdir. Simitçi, simit satıyor. Ya ben çok açım diyor, gidiyor vatandaş yapan sosyal deneyi. Evet. Abi sana döner ısmarlayayım diyor. Ve yapıyor da. Ya şimdi senin etin ne, budun ne diyesiniz geliyor. Ama işte bu geniş gönül var ya. Evet. Mükemmel bir şey. Çok güzel. Ben hep olumlu bakmak, ümit ve dinamizm aşılamak bizim görevimiz diye düşünüyorum topluma. Eyvallah. Bu yüzden o güzellikleri ortaya çıkarabilmek daha önemli. Ötekiler moralimizi bozuyor. Çok güzel, çok hoş. Sevgili hocam, şimdi Kayseri Kalp Hastanesi, bu bir ilk. Tabii Türkiye'de 2 ya da 3 tane özel kalp hastanesi açıldı. Şimdi galiba o da sona erdi. Biz oradan tam teşekküllü hastaneye geçtik. Evet. Ve o hastanelerle bugüne kadar getirdik. Çok şükür insanlara hizmet ediyorsunuz. İnsanlar bakın bizim bütün çalışmalarımızda tabii ki para kazanmak gerekiyor işi çevirebilmek için. Ama aynı zamanda duanın olması gerektiğini düşünüyoruz.
Yaptığımız her hizmet böyle. Yani sağlık zaten başlı başına duanın içine girdiği bir sektör. Ama mesela eğitimde de bunu hedefliyoruz. Film sektöründe dünyanın her yerinden dua aldık, alıyoruz. Ne güzel. Yani gerçekten mesela bahsetmiştik, Pakistan'a gitmiştik geçen yıl. Davet ettiler Cumhurbaşkanı, Başbakan bizi. Oradaki insanların duaları müthişti, mükemmeldi. Bu mükafatların bir tanesi Pakistan'la mı alakalı? Evet, o Pakistan'ın en büyük ödüllerinden birisi bildiğim kadarıyla. Bu ödülü almaya gittiğinizde mi oldu? Hayır, o ödülü buraya getirdiler. Buraya getirdiler, bize. Tamam. Bunları takdim konuşacağız. Ettiler. Peki, Kayseri'de tabii bir ilki yaşattınız, kalp hastanesi. Bu arada aileden tabii destek var mıydı? Benim babam memurdu. Babam her türlü manevi desteği verdi. Allah binlerce razı olsun. Bizi güzel insan olma yönünde gayretleri, destekleri oldu. Ama bu evet Pakistan Başbakanı ile sohbetimiz. Tabii evet. Ama maddi desteği mümkün değildi tabii. Biz kendi kazandıklarımızı biriktirerek veya işte bir takım ortaklıklar oluşturarak bu noktalara geldik. Bunu evet. Geliştirdik. Peki Kayseri. Kayseri'den sonra Kayseri'den sonra İstanbul. Bu anne baba. Babam ve annem. Evet. Çok güzel. Bu evet. Son gönderdiğiniz fotoğraflarda çok teşekkür ederim. Çünkü geçen hafta yoktu. Sağ olsun arkadaşlarım bugün evet. Her ikisine de Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz amin, ediyoruz. Amin. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şimdi bize yardımlaşmayı onlar öğrettiler. Bir gün eve geldiğimde ilkokul ve ortaokul yılları baktım benim palto yok. Ya paltom ne oldu dedim. Ya bir dedi gariban vardı dedi. Mecbur kaldım verdim dedi annem rahmetli. Çok tabii. Güzel. Biz bir hafta 10 gün paltosuz gezdik. Bu arada tabii Kayseri'nin soğuğu da Erciyes'in evet, yani evet. Meşhurdur. Onun için yani palto yani Kayseri. Babam maaşını alıp bize yeni palto alana kadar. Çok güzel. Evet. Peki Denizli'ye gittiniz. Neden Denizli? Kısmet. Kısmet. Yani orada bazı arkadaşlar bizi davet ettiler. Ben yeni şehirler arayışı içerisindeydim hastane açmak için. Davet ettiler. Ve Denizli'ye gittik. Orada bir binayı da kiraladık. Hı hı. Ve hastane açtık. Yani tabii bu çok kolay söyleniyor ama bir macerayla olan bir şey. Ama Denizli çok güzel bir şehir. Gerçekten evet. Hele son zamanlarda çok hızla gelişen, çok büyüyen bir şehir. Bizim gittiğimizde adeta büyük bir köy gibiydi. Ben hayret etmiştim. Yani Denizli gibi bir şehrin niye bu kadar geri kalmış olduğunu. Ama Allah razı olsun buradan ifade etmem gerekir. Nihat Zeybekçi Bey Denizli'yi belediye başkanı iken uçurdu adeta. Allah hizmet edenlerden razı olsun. Amin. Evet. Sevgili hocam, yılı 2006 ve siz eğitimdesiniz. Yani sağlıktan sonra, kaç hastaneden sonra eğitim, neden eğitim? Yani iki hastane, üçüncüyü de açmıştık ama onu devrettik, İstanbul'da açmıştık. yani istediğimiz gibi olmadı. Ortaklık da istediğimiz gibi olmayınca biz devrettik. okul, eğitim benim için idealdi. Yani çok üst seviye çocuklar yetiştirmek. Onları gerçekten hem o bilgiyle hem de kendi değerlerimizle donatmak arzusu, hedefi bizi okul işine tevessül ettirdi. Ve hastanenin açılışı bile okuldan dolayı gecikti. Gecikti. Yani bir kısmet, bir fırsat geçti elimize ve bir bina. Hemen açmak zorunda kaldık. Hesapları yanlış yapmışız. Tabii beklediğimizin üzerinde maliyet oldu ama çok şükür bugün 17. yılı
17 yıldır İstanbul'da da var, Kayseri'de de var okullarımız eğitim alanında. Aslında demek ki hastanelerden önce siz eğitim düşünüyordunuz veya evet, hastaneler esnasında. Beraber düşündük diyebilirim. Evet. Yani bu arada tabii ben büyük hayallerim vardı benim diye de yazılarım var. Bu arada da tabii bizim tarihimizi çekecek filmler, tarihimizi aksettirebileceğimiz filmler çekmek vesaire daha 30 yıl evvelden düşünüyordum. Çok güzel. Ama siz tabii özellikle hatıralarınızda, sahne seninde yani okuduğum hatıralarınızda geç kaldığımız için özür dileriz diye billboardlara evet. Yani şeyle reklam panolarına. İsim vermeden astık evet. Ve millet bizim olduğumuzu anladı. Çok güzel. Yani geç kaldığımız için niçin özür diliyorsunuz? Yani gerçekten mi? Tabii öyle bir şey aklıma geldi. Yapalım diye karar verdik. İlk çıktığımızda logo yeniydi. İşte kalbin içerisinde T ve üzerinde yükselen yıldız var. Bu logoyu ilk defa orada kullandık. Ve bu sloganı attık. Geç kaldığımız için özür dileriz. Arkasından da eğitim onu hatırlayamadım ama ikinci sloganı ama lider şahsiyetli insanlar, çocuklar yetiştiriyoruz gibi düşüncelerle hareket ettik. Çok güzel. Yani çok hoş. Bu gerçekten tabii çok büyük tepki aldı değil mi? Tabii geç çok olumlu. Evet. İkinci slogan da hatırıma geldi. Her çocuk zekidir eğitmesini bilene. Aa, güzel. Yani böyle bir ben hala ona inanıyorum. Yani her çocuk Allah'ın verdiği farklı zekaya sahip. Ama işte o çocuğu anlamak ve onu eğitebilmek önemli. Evet. Onu anlayabilmek çok önemli. Onun ruhuna girebilmek, tesir edebilmek çok önemli. Evet. Siz aynı zamanda Oxford Quality School unvanını alan da evet. İlk okulsunuz değil mi? İlksiniz. Evet. Ne zaman aldınız bunu? Hangi okul? Tarihini tam hatırlamıyorum. İstanbul'daki okulunuz. Kayseri'de. Önce Kayseri açılmıştı. Hı hı. Orada aldık. Burada da devam etti o zaman, o yıllar. Hı hı. Çıkış amacınız böyle ticari mi? Tamam. Yani hayır, eğitim... hayır. Yani eğitim zaten ticari düşünmek zorunda olmakla beraber ticari olmaması gereken bir alan. Evet. Yani ticaret için eğitim yapılmaz. Yani o çocukların aşkı, o çocuklara duyduğunuz muhabbet, onların ve ülkenize, insanlığa yatırım yapmak maksadıyla bu yapılır. Evet, çok güzel. Yani üst seviye çocuklar, üst seviye insanlar yetiştirdiğiniz zaman siz, bakın ben her yerde kitabımda da anlatıyorum. Ben çok menfaatçi bir adam olduğumu. Aa, güzel, evet. Yani ben bunu anlattığım zaman insanlar şöyle bakıyor. Ya işte menfaatçiye benzemiyor falan gibi tabirler. Diyorum ki ya sizin menfaat anlayışınız ne? Yani eğer dolarlar bilmem... TL'ler görüyorsanız menfaatte bu bana göre değil. Şimdi burada bir hikaye anlatabilir miyim? Tabii. Şimdi çok etkilendiğim bir hikaye bu. Sahne Sen'in kitabında da var. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul'da Karagümrük Fatih arasında bir bölgede yaşayan bir berber var. Evet. Ama herkes 100'e yapıyorsa o 200'e, 300'e yapıyor berber tıraşı. Ama herkes de ona tıraş oluyor, parası olan. Çünkü çok işini iyi yapan birisi. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'ı da gidip tıraş eden berber bu. Nurettin Efendi. Şimdi ama o bölgede arazileri var. Bu adam o kadar cimri görünüyor ki parasını harcamamak için at bile almıyor. Yayan gidiyor birçok yere. Ya çok büyük bir terslik var bu işte. Adama diyorlar ki paracı. Paracı Nurettin Efendi geldi. Paracı Nurettin Efendi gitti falan. Bir süre sonra arazisinde binalar yükselmeye başlıyor. Millet şaşırıyor. Ne oldu acaba? Nedir bunlar? Gidiyorlar. İşte medrese, cami, yurt vesaire. Bu Hamza Nurettin Efendi değil mi? Tabii. Nereden geliyor? Bu Sakarya'nın Üçbaş Köyü'nden evet. geliyor değil mi? Hikaye, hatıralarınızda evet. Sakarya'nın Üçbaş Köyü'nden geliyor. Oradan Üçbaş Köyü'nden geliyor. Evet. Sonra açılışa
sultanı çağırıyorlar. Tabii bu yaptığı medreselere de kendi şeyinin köyünün ismini veriyor. Üçbaş önce bir medrese. Üçbaş külliyesi veya aslında çok büyük değil. Ben gittim gördüm Karagümrük taraflarında. Çok güzel. Fatih ile Karagümrük arasında. Hareket çok güzel. Evet yani ama şey, anlam çok güzel. Evet anlam Sultan çok... diyor ki ya Nurettin Efendi diyor. Senden hiç beklenmezdi bu. Sana paracı diyorlar. Evet efendim diyor. Doğru. Ben diyor parayı çok severim. Ben menfaatçiyim. O kadar diyor parayı severim ki diyor. Benden evvel öteki tarafa gönderiyorum şimdi çok diyor güzel. Parayı. Aslında ayeti kerimede de ya eyyühellezine amenü tekullaha vel tensur nefsün ma kaddemet ligadin ve tekullah. Yani her nefis oraya ne gönderdiğine baksın. Ne gönderdiniz? Evet. O kendisinden önce yatırımı yapmış oraya gönder. Yani ebedi menfaat. Ne kadar güzel. Bu. Aslında hiç kimse hiçbir şeyi karşılıksız yapmamalı. Yapmıyor, evet. Bir rektör arkadaş böyle dedi. Ya ben dedi karşılıksız yaptım o şeyler işler. Dedim ki yapamazsın. Karşılıksız olmaz. Evet. Niye dedi? Dedim ki ya eninde sonunda hiçbir şey düşünmesen Allah rızası düşüneceksin. Öteki dünya menfaatini düşüneceksin. Ya sen kavramları değiştiriyorsun gibi bir cevap vermiştim. Evet. Gerçekten öyle olması lazım. Biz tabii ki bu dünyalığımızın peşinde de olacağız çabamızla. Ama yaparken öte tarafı da düşündüğümüz zaman bakın dengelemek oluyorsunuz ki. Evet. Niçin sizi zorlamıyor? Niyet, ameller niyetlere göredir. Yani siz niyetinizi nasıl aldıysanız, nasıl bir çaba içerisindeyseniz işte bütün bu çocukları biz okutmak, eğitmek, aynı zamanda vakıf da tabii. Ben şunu diyorum, hani üç şekilde insanın öldüğünde amel defteri kapanmaz buyurulur ya, hı hı. Orada işte eser bırakırsanız, evet. İlim sahibi olup da başkalarını bu ilimden istifade ettirirseniz. Bir de hayırlı evlatlar olursa. Ve hayırlı evlat. Ama evet. Bu hayırlı evlat sadece evdeki evlat sanılıyor. Öğrenciler de hayırlı evlat. Ama her insanın seviyesine göre, İşte mahalledeki evlatlar olur, işte öğrenciler olur. Olur. Milli Eğitim Bakanı'nın 20 milyon hayırlı evlat adayı var. Çok işi zor, Allah kolaylık versin. Cumhurbaşkanımızın işi daha da zor. Bütün İslam alemini kucaklamaya çalışıyor. Benim de her yerde söylüyorum 6000 civarında salih evlat adayım var. Ne güzel. 6003 diyorum tabii. 3 tanesi de kendi evdeki Allah evlatlarım. Bağışlasın. Evet. Allah bağışlasın. Şimdi vakıftaki çocuklar, okuldaki çocuklar benim hepsi evladım gibi. Öyle görerek onlara yaklaşıyorum. Bu çok önemli. İnsanın böyle yaklaşması bakın aşk oluşturuyor. Evet. Siz işinizi aşkla yaparsanız o ibadet hükmüne giriyor. Giriyor. 24 saat ibadet gibi bir sonuçla sonuçlanıyor. Evet. Sevgili hocam bir de siz tabii bu eğitimde farklı böyle bir sosyal etkinlikleriniz oluyor. İşte çarşı, pazar, anne baba vesaire. Bu yani sizi ayrıcalıklı kılan yönlerden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Onlardan böyle kısaca bir bahseder misiniz? İşte pazar yeri, girişimcilik, ondan sonra işte dedem, ninem bir tane güzel konuşma vesaire. Yani pazar yeri etkinliği aslında bir Kayserilik girişim çalışması. Evet, şimdi... çocuklara biz bir şeyler sattırıyoruz. Tabii kermes maksadıyla. Yani ama ilkokuldaki çocuklar öyle kendilerinden geçenler var ki masanın üzerine çıkıp çok güzel. Gel vatandaş gel diye bağıran. Yani düşünün 7-8 yaşında çocuk geleceği belli. Yani iyi bir girişimci olabilecek bir yapıya sahip. Bu çocukları biz ilkokulda, ortaokulda köreltmememiz lazım. Onun için geçen de söyledim işte mutlaka bir yerlerde çalıştırıp işte geliştirmek ve girişimci evet. olarak çocukluktan yetiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla hem hayır yapıyorlar hem çocuk o konuda da eğitiliyor. Sadece derste bilgi yüklemek o çocukları eğitmek değildir. Eğitmek hiç değil de. Ayrıca mesela vatan sevgisi yürüyüşümüz var bizim. Her kış Şubat ayında ortalama. Bu Sarıkamış Destanı'nı evet. okurlar kitap olarak. Sonra 120 filmi var.
Onu seyrettirirsiniz. Çok sevdiğim dostum Özhan Eren'in yaptığı. Onu mutlaka seyrettiririz. Bu 120 filmi Birinci Dünya Savaşı'nda Kars'tan cepheye silah götürecek kimse bulamadıkları için çocukları kullanmışlar, değerlendirmişler. Ve o çocuklar gidip dönerken donanlar vesaire 120 çocuğun 90'ı şehit oluyor. Evet. Onların hikayesi ve onu seyrederken çocuklar kendilerinden geçiyorlar tabii duygusal olarak. Sonra da bunu Erciyes'te veya burada da Kartepe'de tatbik ettiriyoruz. Çok güzel. O kadar yaşıyorlar ki çocuklar. Yani tarih yaşanarak öğretilmeli. Ayrıca bir bu fotoğraflarda da vardı galiba o 120 etkinliği. Erciyes'te vatan sevgisi yürüyüşü. Bir de Cumhuriyet Treni etkinliğimiz vardı. Var daha doğrusu. Korona sebebiyle 1-2 yıldır yapamıyorduk. Onunla da trene biniyorlar sabahleyin Sivas'a. Sivas Kongresi'nin olduğu gün 28 Ekim'de vesaire gidiliyor. Birinde de o zaman Milli Eğitim Bakanımızdı. Evet, bu Erciyes'teki o vatan sevgisi yürüyüşünün şeyi, bunun bir de ayrıca çocukların yürüyüş yaptığı bir fotoğraf vardı. Diğerinde de o Cumhuriyet treniyle Sivas'a gidildi. Orada bakanımız İsmet Yılmaz'dı o zaman. O karşıladı bizi. Çok güzel. Orada kongre binası gezildi vesaire. Çok hoş. Çok harika bir program olmuştu. Çocukların böyle bakan tarafından, Milli Savunma Bakanı tarafından, Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim Bakanı önce savunması sonra Milli Eğitim Bakanı tarafından, bakanımız tarafından karşılanması çok hoş. Bu da benim kayakçı görünümüm. Çok güzel, çok hoş. Erciyes'in ilk kayakçılarındanız. Yani sizin tabii yani bu... Yani girişimciliği anlatırken, daha doğrusu hayatı anlatırken, sahne senini anlatırken itibar üzerinde çok duruyorsunuz. Elbette. Hatta yani buna sizin özellikle tabii bir örnek, yani farklı örnekleriniz var ama şahsınızdan böyle kendinizden bir ev al, böyle bir örnek verirseniz, yani örneklendirirseniz bunu çok sevinirim sevgili hocam. Tabii ben kitabımda itibarı kaşıkçı elmasına benzetirim. Hmm. İnsan için en kıymetli toplumsal değerlerden biridir itibar. İtibarınız varsa her türlü kapı açılır size. Evet. Bu itibar kolay kazanılmıyor ama birkaç dakikada da kaybedilebilir. Gençlere onu anlatıyorum. İtibar sahibi olun, güvenilir insan. Hı hı. Şimdi tabii ben kendi durumumu bilmiyordum ama ev alırken bir eve karar kıldık biz Kayseri'de. Sahibine gittim. Anlaştık fiyatta. Dedim ki bunu ben peşin veremem. Nasıl ödersin dediler. 5 ayda öderim. Tamam. Hemen dedim senet yapalım. Yok dediler, senete gerek yok. Biz sizi tanıyoruz. Peki dedim, herhalde tapuyu o 5 ay sonunda vereceksiniz. Evet. Hayır dediler, yarın gidip verelim. Ne kadar güzel. Allah Allah. Ya abi dedim. Ama ben daha ödemeyi yapmadım ki. Evet. İnanın ben o evi bedava aldım. Ama o 5 aylık taksitleri ödeyemez miyim acaba diye uykusuz gecelerim geçti. Yani aslında ödemesem hiç yapacakları, tutturacakları bir şey yoktu. Tapuyu da almışız. Ama işte bana yakışmaz diye düşünerek hareket ettim. Onlar bana bir güven besliyorlar. Ben bu güveni boşa çıkaramam diye. Tabii bunun hayatında, insanın başarısında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu olunca herkes size destek oluyor. Yani gelişmeniz, kalkınmanız için. Ve bakın Erciyes'i gösteriyoruz. Şimdi benim Hasan Külünk abi var. Evet. Siz de bilirsiniz. Evet. Erdem Hastanesi'nin sahibi. Kardeşi benim, sınıf arkadaşım. Hasan abi bir ara dedi ki, Kemal dedi, yükselirken minare gibi değil, Erciyes gibi yüksel. Çok güzel. Abi bunu açıklar mısın dedim. Yani nedir? Yani minare gibi ne, Erciyes gibi? Etrafınla yüksel. Bakın minareye bir fırtına olmasa bile birisi bir top atar, devirir, yıkar.
Ama bir de bir kişi çıkar. Yani bir kişi çıkar. Evet. Bazı minarelerimiz yani tabii Osmanlı mimarisi çok farklı. Evet, herkes istifade işte, edemez aynı anda. Bir kişi iki kişi çıkar. Evet ama. Ama Erciyes'i kimse yıkamaz Allah evet. istemedikçe diye evet. söylemiştim. Hiç aklımdan gitmedi. Tabii çevrenizle, çevrenizdeki insanlar mutlu olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Haset duygusu veya farklı düşünceler insanları mahvedebiliyor. Evet. Yani insanların bakışları çok önemli. Evet. Çevrenizdeki insanları da güçlü yapacaksınız. Çok güzel. Sevgili hocam, tabii Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük özelliklerinden bir tanesi henüz peygamberi olmadan önce Muhammedül Emin olması. Emin kişiliği evet. çok önemliydi. Adam inanmıyor. Temel, inanmıyor. İslam'ın temelleri ama, işte emin kişiye dayanır. Eyvallah. İnanmıyor. Ama geliyor her şeyini, bütün servetini teslim ona teslim ediyor. Evet. Yani evet. o emin bir kişi. Siz özellikle tabii Kayserili böyle tabii bu itibar neticede burada bir şey var, bir eminlik var size, bir güven var, bir şey var karşılıklı. Çok şükür, çok peki şükür. Böyle Kayseri'den var mı bir örnek? Yine hatıralarınızda var öyle bir ikiz kuyumcu kardeşler, Kars Arap şey, tabii, böyle bir şey tabii, tabii. var. Yani sizin çünkü hatıralarınızda. Kayseri'de bizim... zaman zaman gidip alışveriş yaptığımız, herkesi de yönlendirdiğim bir ikiz kardeş var. Hı hı. Kars Sarraf, Nurullah ve Zikrullah Taflı diye. Şimdi herkesin dükkanına bakarsınız, sinek avlarken onlar sanki bedava altın dağıtıyor gibi hı hı. bir şeyle. Çünkü onlar mesela ufak tamiratları falan ücretsiz yaparlar herkes para isterken. Veya çok cüzi bir kar koyarak size satarlar. Herkes için bu böyle. Şimdi öyle olunca güvenilir imajı, itibar yükseliyor. Yani güvenilir imajıyla. Ve ben onları örnek gösteriyorum birçok yerde. Dediğiniz gibi. Gerçekten hiçbir yanlışlarını görmedim şimdiye kadar. Ne kadar güzel. Asla bir başkasına gittiğinizde ya... ondan ucuz alamazsınız altını veya değerli şeyleri, mücevheratı. Onlar mutlaka herkesin altında verirler ve kesinlikle yanlış olduğunda değiştirirler bir hata varsa. Tamirat yaparlar ücret almadan. Böyle bir öyle olmak gerekiyor. Mutlaka kazanıyorsunuz o zaman. Daha çok kazanıyorsunuz sürümden belki ama hem insanların gönlünü kazanıyorsunuz hem parasını kazanıyorsunuz. Ya tabii bu işin söylediğiniz sevgili hocam tabii işin bu dünya kısmı aslında dengelemek gerekiyor. En önemlisi işin hesap yani hesap çünkü elbette. Bir de Cenab-ı Hak diyor ki hesap vakti çok yaklaştı. Ona göre elbette. Davranın. Yani alışverişinizi, ticaretinizi, dostluğunuzu, arkadaşı her şeyinizi ona göre yapın. Bir de Peygamberimizin çok güzel müjdesi var. Yani düzgün tüccar şehitlerle, peygamberlerle, sıddıklarla beraber İnşallah. Olacak. Bu çok önemli. Yani o kadar şimdi Tövbe suresi 111 beni çok etkiler. Müsaadenizle burada izah edeyim. Estağfurullah buyurun hocam. Sahne sizin. Allah müminin malını ve canını cennet karşılığı satın alır. Buyuruyor. Evet. Cenab-ı Allah. Ya şimdi diyorsunuz ki can da mal da onun. Evet. İstediği zaman alır. Al ya Rabbim diyorsun cennetini ver bana. Hayır diyor o sende kalsın. Evet. Sen tasarruf et ama dilin konuşurken benim için konuşsun. Evet. Yanlış söz söylemesin. Kulakların yanlış şeylere açılmasın. Ayakların yanlış yere gitmesin. Ellerin harama uzanmasın. Evet. O zaman benim için çalışmış oluyorsun diyor. Ve ya ben, bu ne güzel ne ben de bunu, letafet. Buna karşılık cenneti veriyorum. Ne güzel. Evet. Müthiş. Yani aslında biz İslam'ı keşke çok iyi anlayabilsek, çok iyi anlatabilsek. Bir derya, bir derya. Okudukça mutlu oluyorsunuz. Bunu
tabii önemli olan hayatımıza da aksettirebilmek. Evet. Bu söylediğiniz işte bu ikiz kardeşler gibi esnafların yani toplum içindeki insanların sayılarının, düzgün insanların sayılarının çoğalması tabii çok önemli. Bir an son bir kısacık ara vereceğiz sevgili hocam. Ama o araya gitmeden önce şu sihirli halı, Magic Carpet bir hikayeniz var. Onu şöyle bir kısacık özetler onun misiniz? Tam, bakın anlattıklarımızın tam tersi. Ben Amerika'da bir dergi görmüştüm. Traveling diye zannediyorum. Seyahat dergisi. O dergiye bakıyorum böyle bir boş bulunduğum zaman da bir baktım bir tanıdık resim. Yani halı mağazası, orada Türk halıları vesaire, altında Magic Carpet yazıyor. Şimdi okuduğunuz zaman şunu anlatıyor adam. Diyor ki ben Türkiye'de çok güzel bir ipek halı beğenmiştim. Ama diyor almak istediğimde dediler ki bu satıldı, biz size gönderelim. Siz yorulmayın, adresinize postalayalım. Parasını ödedim diyor. Bekledim ki halı gelecek 2 ay, 3 ay. Telefon açıyorum. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. En sonunda halı geldi diyor. Açtık ki diyor, yün halı. Yün halı. İpek değil. Diyor ki Türkiye'de ipek olan halı buraya yün halı olarak geldi. Bu sihirli halı ismini veriyor. Ve siz olun diyor Türkiye'den. Sakın halı almayın. Alışveriş yapmayın. Alırsanız halı almayın veya alırsanız da mecburen yanınıza alın da getirin. Ben bunu Kültür Bakanlığı'na falan gönderdim ama bir sonuç çıktı mı bilmiyorum. Eyvallah. Sevgili hocam kısacık bir aramız olacak. O aradan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanı, girişimci, araştırmacı yazar, operatör doktor Kemal Tekden hocayla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamla en son ihmat güveni konuşmuştuk. Peygamberimizin güvenilir olduğunu, o neticede rol model, insanlığın rol modeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler vardır. Dolayısıyla her Müslüman aslında örnek olmak zorundadır. Her Müslüman emin olmak zorundadır. Amerika ile alakalı bir örnek vermiştiniz. Türkiye'den halı alıyor ama siz hiç zahmet etmeyin. Biz size gönderelim ama başka bir şey gönderiyor. Kesinlikle yanlış olması söz konusu değil burada. İpek halı yerine pamuk halı gönderiyor, yün halı gönderiyor. O dergi 1 milyon satıyor evet. Amerika'da ve bütün seyahat edenler okuyormuş onu. Öğrendiğim kadarıyla. Aradan yıllar geçiyor. Kuşadası'ndan bir arkadaşım, halıcı bir arkadaşım geldi bana. Dedim işler nasıl? İşler çok kötü dedi. Hiçbir turist halı almıyor. Çünkü bir tanesini, evet. Bir tanesinden kazandınız birkaç evet. kuruş ama hepsini kaybettiniz. Evet, maalesef. Evet. Açgözlülük işte bunlara sebep oluyor. Sebep oluyor. Sevgili hocam, sizin tabii aynı zamanda bir vakıf kişiliğiniz var. Dolayısıyla gönüllü çalışmalarınız var. İlk defa bu vakıf ve gönüllü çalışmalar nerede başladı? Oradan başlayalım. Yani üniversitede var mıydı böyle bir şey? Oradan başlayalım. Ondan sonraki diğer vakıflarınızı hepsini konuşalım. Yani gönüllü çalışmalarınızı konuşalım sevgili hocam. Yani gençlik yıllarında başladı vakıf çalışması. O zaman farklı vakıflar kurduk. Hem eğitim veren, hem eğitime yapanlara destek olan, burs veren, hem kültürel faaliyetler yapan ama aynı zamanda da hizmet yapan, mesela aşevleri açan bir vakfımız vardı Kayseri'de. Hangisi mesela? Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı diye. Ondan önce siz geçen hafta birinci bölümde bir tiyatro kulübü... Kulübü burada da hatta fotoğrafı çıktı. Ben tiyatro yönetmenliği yaptım üniversite yıllarında. Üniversitede daha doğrusu asistan olduğum yıllarda. Tarık Buran'ın Ayakta Durmak İstiyorum diye bir tiyatro eseri vardı. Onu biz sahneledik. Daha sonra da Necip Fazıl'ın rahmetlinin Ahşap Konak filmini, daha doğrusu eserini, senaryosunu sahneledik. Yani tiyatrodan hiç anlamazken birdenbire yönetmen olarak kendimi içinde buldum. Ama çok şey öğrendim. O yıllarda rahmetli Yücel Çakmaklı ile falan irtibattaydık. Onlar Kayseri'ye geldiğinde milli sinema paneli düzenledik.
Orada işte kulaklar çınlasın, Yusuf Kaplan da genç akademisyen olarak katılmıştı. İngiltere'den gelmişti. Farklı arkadaşlar da vardı. Bir takım böyle çalışmalar yaptık ta o yıllardan. Peki bu Erciyes Eğitim Vakfı'nda Kayseri'ye mi mahsus? Kayseri'ye mahsus tabii. Ne yapıyordunuz? Yani öğrencilere burs mu orada veriyordunuz? Burs aşeviniz veriyorduk. Mi vardı? Aşevi vardı. Aşevinde işte fakirler kaydoluyor ve onlara yemek, günlük yemekleri veriliyordu. Arkasından ben kültürel faaliyetler, o zaman tabii 12 Eylül'ün etkisinde olduğu için kültürel faaliyetler durmuş gibiydi hemen hemen. Yani 1988'den itibaren orada sohbetler başlattık. Tabii sobanın etrafında oturuyorduk bir böyle 40-50 kişi. Sobanın üzerinde bazen kestaneler vesaire. Çok öyle güzel sohbetler başladı. Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı hala devam ediyor mu hocam? Ediyor da eski etkinliği yok tabii. Yok. Evet. Tabii yani pek çok Erciyes bu ilklerden yani ilk vakıflardan. O yıllarda tabii çok aktifti ama evet. Şu anda o aktivitesini kaybetti. Peki üniversitenin böyle bir vakfı var mıydı? Erciyes Üniversitesi'nin vakfı var. O kendi çerçevesinde yurt dışına gönderilen akademisyenlerin desteklendiği bir vakıf. Onda da benim üyeliğim var. Ama yöneticilik yapmadım. Fakat daha sonra biz birçok vakıf ve kültür kuruluşuyla işbirliği yaptık. Ben Aydınlar Ocağı Başkanlığı yaptım mesela. Siz mi kurdunuz Aydınlar Ocağı'nın Kayseri'de? Hayır, vardı. Biz aktif ettik. En sonunda da TÜZDEV'i kurduk. Yani bundan 10 yıl evvel Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı. İstanbul merkezli. Genel merkezimiz İstanbul'da ve Türkiye'nin farklı illerinde görev yapıyor. Ve orada böyle üstün yetenekli çocuklar tespit ediliyor ve o çocukların eğitimi, onların desteklenmesi, ailelerinin eğitimi, kamuoyunun farkındalık eğitimi gibi birçok çalışmalar yapılıyor. Çok güzel. Ben de böyle Türkiye'ye geldiğim zaman aslında Birlik Vakfı'nın o zamanki genel müdürü de Abdullah Sevinç hocam, Allah gani evet. Gani rahmet eylesin benim. Amin. Çok sevdiğim hocam. Böyle onun etkinliklerine de zaman zaman katılırdım. Orada da çok Kayserili falan görürdüm. Sizin Kayseri'de de var mıydı Birlik Vakfı? Var var. Şu siz anda. Siz mi kurdunuz? Hayır benim irtibatım yok. Gidip konferans veriyorum da. Fakat yönetimde veya mütevellisinde değilim. Ama ilk zamanlar bulundunuz mu Birlik Vakfı'nda? Gidip geldim yani. Gidip geldiniz. O kadar. Eyvallah. Bu Yerüstü Hazinelerimiz kitabı da bu üstün yetenekli ve deha çaplı çocukların hikayesini, macerasını anlatıyor. Orada bu çocukların özellikleri ama teknik çok fazla bilimsel şeye alana girmeden onlara karşı sorumluluğumuz, sosyal yönü gibi böyle sıkıcı olmayacak şekilde ortalama insanımıza, eğitimcimize bu çocuklar anlatılıyor. siz İslami camiada diyeyim yani bu üstün milli, zekalı çocuk. Milli diyelim. Milli evet. Milli camiada tek ve ilk vakıf. Nasıl keşfediyorsunuz çocukları? Yani okullar mı, aileler mi size geliyor diyorlar ki hepsi siz üstün var. Zekalı çocuklar vakfısınız. Benim çocuğum çok üstün zekalı. Evet. Henüz daha 3 yaşında ama işte şu sureleri okuyor, şunları okuyor, şunları okuma yazmayı biliyor. 3 yaşında, 4 yaşında okuma yazma öğreniyorlar bunlar genellikle. Maşallah. Çok soran tipler, çok sorgulayan, soran tipler. Her şeyi öğrenmek istiyor. Müthiş bir açlık var bu çocuklarda. Şimdi işin sıkıntısı şu, 3-4 yaşında okuma öğrenen bir çocuğu siz ilkokula 6 yaşında aldığınız zaman çocuk o çizgilerle A'yı B'yi öğrenmeye çalıştığı zaman çıldırıyor. Ben aptal mıyım bunları diyor, öğreniyorum. Ben biliyorum zaten. Şimdi orada bir kopukluk yaşıyor ve eğer o anlaşılmazsa öğretmen eğitimciler tarafından o çocuk dersten soğuyor. Bir süre sonra dersten de kopuyor. Bu çok önemli. O çocuklara gereken önemin ayrıca verilmesi lazım. Şimdi
Mesela bir çocuğumuzdan bahsedeyim ben. Bizim okula farklı bir okuldan zeka problemli diye atılarak gelmiş bir çocuk. Hı hı. Şimdi bizim öğretmen de ilk etapta bununla uyum sağlayamamış. Şikayet ben olduğum bir ortamda şikayet ederken yönetime ben dedim ki bu konuda yetiştirdiğimiz bir arkadaş vardı. Onu davet ettim. Bu çocukla bir ilgilen. Çünkü çocuğun şeyinden şüphelendim. Ve o çocuğu götürdü RAM'a, yani Rehberlik Araştırma Merkezi, Milli Eğitim'e. O zaman vakfımız da yoktu. Orada incelettiriyor, test yaptırıyor ve deha çaplı çıkıyor çocuk. Ay. Çocuğu çağırdım ben. Bakın gerizekalı diye bir okuldan atılmış bize, öyle gelmiş. Çağırdım, gel bakayım dedim. Emin'di adı. Emin, sen neden 10 dakika geçmeden sınıfı terk ediyorsun? Sinirleniyor, kapıyı çarpıp gidiyor. Ama öğretmenim dedi, bir konu iki kere anlatılmaz ki. Bu çocuklar lep demeden leblebi anlayan çocuklar. Çok güzel. Şimdi işte benim gibi normal zekada bir insan da 3 kere de anlar. Yani şimdi siz ikisini bir arada okuttuğunuz zaman hem ona hem buna zulüm yapmış çok oluyorsunuz. Çok güzel. Evet. Yani bunu bunun çözümlerini bulmamız gerekiyor. Ama maalesef bu konuda çok ihmal yapılıyor. İşte Türkiye'nin en büyük israfı çocuklarımızdır. Ya. Çocuklarımızın yeteneklerine göre, zeka türlerine, mizaçlarına göre eğitim vermemiz gerekiyor. Evet. Herkesi aynı yerde eğitmeye kalkışırsanız, hani Osmanlı'nın dediği gibi kuşa yüzme, balığa uçma öğretemezsiniz. Bu çocuklar farklı çocuklar çünkü. Hepsi farklı, bütün çocuklar farklı. Çocukların ruhuna girip ona tesir edebilmektir eğitim. Evet. Bilgi yüklemek değil. Evet. Şimdi o Emin, daha sonra takip ettik biz. Mesela sınava giriyor. Öğretmen 20 tane soru soruyor. Diyelim ki 4. 5. sınıflarda veya daha ileri. O epey takip ettik. Çocuk 3 taneyi yapıyor. 20 evet. sorudan. Ya Emin, niye 3 taneyi yaptın? Zor olanlar onlardı, onları yaptım diyor. Yani kolaylara tenezzül etmiyor çocuk. Şimdi bu başarılı olur mu? Normal şartlarda olmaz. Evet. Yani böyle çocuklar yok olup gidiyor maalesef. Evet. Sistem bozukluğundan dolayı. Evet. Siz zaten kitabınızın arka sayfasında burada da yazıyorsunuz. Evet. Evet. Yani yerüstü hazinelerini değerlendiremeyen toplumlar yeraltı hazinelerini zaten sahip çıkamazlar. Çıkamaz. Evet. Sömürge olmaya mahkumdurlar. Bakın Nijer diye bir ülke var. Evet. Altın ve uranyumda dünyada ikinci sırada. Evet. Zenginlik yönünden ama dünyanın en fakir Müslüman ülkesi. En fakir ülkesi. Yani bu neden? Adam yetiştirememiş. Evet. Kahtı rical derlerdi eskiler, biliyorsunuz. Yani siz insanlarınızı daha ön plana tutup onları değer verirseniz, onlar en değerli. Evet, bunlar da bizim çocuklar. Bunlar Tüzdev'in çocukları evet, mı? Evet, Tüzdev'in çocukları. Ay maşallah. Bunların arasında mezun olanlar oldu mu? Yani Tabii. Bunlar sertifika alıyorlar ve mezun oluyorlar. Farklı farklı okullara gidiyorlar. Biz bunların çoğunu takip ediyoruz. Toplam ne kadar şu anda üstün zekalı öğrenciniz var hocam? Yani yüzlerce çocuk var. Tam sayı belirtmeyeyim çünkü devamlı gelenler var, gelmeyenler var. Bunu 2500-3000 diyebiliriz. Bunların %10'u 20'si deha çaplı. Maşallah. O deha çaplı çocukları tutmanız mümkün değil. Bilmiyorsanız, o çocukları tanımıyorsanız, biraz evvelki Emin mevzunda olduğu gibi onlara yanlış damgalar vurulabilir. Evet. Aslında şeyde tabii dünyada en çok hafızın olduğu ülkelerden bir tanesi. Ülkelerin başında Türkiye geliyor. Evet. Ve bizim ülkemizde Karadeniz'de özellikle ben 5-6 yaşında çocukların hafız olduğunu böyle zaman zaman duyuyordum. Ama hafızlıkla yetiniliyor. Evet, bakın yani o çocuk eğer taşıdığı değerin farkında değilse, anlam verememişseniz, Kur'an sevgisi verememişseniz hafızlıkla bir yere varamaz. Ve bir süre sonra sapıtanlardan da onlardan çıkabiliyor. Yani ben bunu bizzat müşahede ettim. Şimdi dolayısıyla
bir şeyi ezberletmekle yetinmeyeceksiniz. Hafızlık çok önemli ama bunun yanında o İslam'ın anlamını, daha doğrusu Kur'an'ın anlamına vakıf kılıp onunla heyecanlandırmanız lazım. Evet. Bunu bir ideal haline getirebilmeniz evet. lazım. Burada özellikle tabii bu üstün zekalı çocukların hikayeleri anlatılıyor. Anlatıyorsunuz daha doğrusu burada. Bunların içinde böyle çok sizi etkileyen hikaye böyle var mı anlatmak istediğiniz? Tabii elbette. Şimdi mesela sorular. Bu da tren yolculuğu. İşte trende Sivas'a Cumhuriyet giden treni değil mi bu? Cumhuriyet treni. Çok orada güzel. Ben de onlarla gitmiştim. Evet. Ya çok güzel. Ama müthiş heyecan duyuyorlar. Çoğu tren yolculuğu bile yapmamış. Evet. Yani o kadar gece uyumuyorlar. Heyecandan değil mi? Sabah 7 civarı tabii bu kalkış. Şimdi yine bir çocuk öğretmen soru soruyor. Sorularda biz öyle kalıplaşmış cevaplar istiyoruz ki. Mesela soru şu, aşağıdakilerden hangisi farklıdır? İşte karpuz, portakal, kalem, çilek. Yani bize göre, standart eğitime göre kalem. Şimdi çocuk çileğe işaretliyor. Başında da hocası diyor ki öğretmeni, ya evlat diyor bak yanlış yapıyorsun, dikkatli bunlar ol. Bunlar meyvegiller, yenen şeyler. Dönüyor diyor ki, yani her şeyin farkında. Sizin diyor kalemi işaretlememi istediğinizi biliyorum. Ama ben hayır diyorum. Bana göre çilek doğru cevap. Niye diyor? Bunların hepsi soyulur ama çilek soyulmaz. Ay çok güzel. Bakış açısı. Bakış yani evet. Bakın istediğim aslında bu. O farklılığı yakalayabilmek. Farklı bütün büyük insanların hayatını inceleyin. Farklı bakmışlar olaylara. Çok güzel. Çok hoş. Yani dolayısıyla bu çocuğu siz standart işte kalemi işaretle, ötekini işaretle bu eğitimi verdiğiniz zaman o çocuğun hayal dünyası da bitiyor. O çocuğun farklılığı da bitiyor. Eyvallah. Standartize ediyorsunuz. Yani standartize eden eğitim, eğitim değildir. Kesinlikle bu çocuklar çünkü standarda gelmiyor. Dolayısıyla böyle olunca da o deha çaplı çocuk çıldırmaya başlıyor. Yani isyankar olmaya başlıyor. Aileye isyan ediyor, ülkesine, değerlerine, milletine, devletine, her şeye. Ondan çok yanlış insanlar çıkabiliyor. Ve adaleti de hakkıyla tesis etmezseniz onlar kendi adaletlerini kendileri yapıyor. Tesis ediyorlar. Bu sefer caniler çıkıyor. Allah korusun. Allah korusun. Eyvallah. Peki sevgili hocam, tabii sizin özellikle son dönemde hep böyle gençliğinizde hayal ettiğiniz tiyatrolar vesaire, işte günün birinde ben de yapacağım falan. Ve Cenab-ı Hak lütfetti. Tekden Film. Elhamdülillah. Tekden Film. Ne zaman kurdunuz? Tekden Film nedir? Tekden Film. 2010'da kurduk biz ilk defa. Ben çok uzun yıllardır kafamda hep böyle bir hedef, arzu, ideal vardı. 2010'da. Aa çok güzel. Maduro, evet. Çok güzel. Maduro arkadaşlarıma eşiyle. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, evet. Arkadaşlar. Serdar Gökhan. Evet. Evet. Ev sağda. Evet. Siz buradasınız, ev sağdasınız. Mehmet Bey, Mehmet Bozdağ. Mehmet Bozdağ, evet. Evet. Aa, çok hoş. Çok arkada hoş. Bunu evet, bunu konuşacağız. Yani bu şeyi konuşacağız. Yani özellikle Venezuela Devlet Başkanı'nın, bir devlet başkanının bir başka ülkede kendi kültürüyle bilmiyorum. Çok farklı bir zihniyet. Evet. İslam'la alakası yok, Türklükle alakası olmayan bir insanın etkilenmesi. Evet. İşte bakın sinemanın gücü. Evet. Siz ne kadar kitap yazarsanız yazın, ne kadar konferans verirseniz verin, ne kadar biz şöyle iyiyiz, böyle güzeliz derseniz deyin. Bir dizinin yaptığı şeyi yapamıyorsunuz. Evet. Eskiden tabii Avrupa'da böyle diziler, filmler olunca şeyler vardı, videolar vardı. Yani mutlaka videoyu alın. Biz çünkü ben onu kaçırmak istemiyorum, ben onu seyretmem lazım denilirdi ve videoyu alınırdı. Şimdi öyle değil artık. Şimdi yani
tabii bir link atılıyor. Linkten her şeyden çok rahat seyredilir. Ben anlıyorum ki sizin hiçbir dizinizi, hiçbir şeyinizi kaçırmıyor. Peki size yani özellikle böyle talep, istekler konusunda ya şu şöyle olsaydı daha iyi, ben şu sahneden çok etkilendim, ben şu işte aktör beni çok etkiledi vesaire. Yani böyle aranızda ne gibi konuşmalar geçti? Elbette. Şimdi mesela benim de çok etkilendiğim bir olay. Bu da bizim Hacı Bayram ekibi. Arkada Green Box var. Evet. Başrolde Sena Çakır var. Bizim Burak Sevinç var. Yücel, benim yanımda yüksek, uzun boylu olan, evet, Yücel Hüdaverdi yönetmenimiz. Diğer arkadaşlar, bizim genel müdürümüz Kadir Bey. Dizinin bittiği gün çekildi bu. Dizide TRT'de biliyorsunuz yayınlandı. Evet. Mart, Nisan, Mayıs aylarında 26 bölüm olarak. Daha sonra 13 bölüme ikişer saate getirildi. Evet. Evet, Tekten filmi konuşuyorduk. Biz tabii böyle bir anda devlet başkanı çıkınca, devlet başkanı Maduro, Sayın Maduro çıkınca onu konuştuk. Hakikaten de bu başka bir ülkeye aslında belki de yüzlerce, binlerce dizi var, evet, Avrupa'da. Ama özellikle Türkiye'de gelip böyle Diriliş'in setini ziyaret etmesi, Diriliş'i seyretmesi, onun hayranı olması. Amerika'da Amerikalı bir profesör Diriliş seyrediyor. Ona diyorlar ki işte Game of Thrones var falan, niye onu seyretmiyorsun da Diriliş seyrediyorsun? Diyor ki Diriliş'te ruh var. Çok güzel, çok hoş. Ve bir başka şey, mesela İbn Arabi rolünde biliyorsunuz Osman Soykut oynamıştı. Yani İbn Arabi rolüyle o kadar etkili oldu ki Kayseri'ye geldiğinde millet neredeyse eteğini öpecekti adamın. Çok güzel. Bazı kişiler, Wisconsin'den bir ses çıktı mesela, bir kadıncağız, ben İbn Arabi'yi izleyerek, onun sözlerini düşünerek İslam'la buluştum. Çok hoş. Bir şeref oldum diye. Başka seyreden ülkeler var mı yani böyle Venezuela gibi? Tabii ki dünyada her ülke seyretti hemen hemen. Yani seyretmeyen ülke kaldı mı bilmiyorum. Endonezya, Malezya'dan bütün İslam ülkeleri başta, ama işte İngiltere'de işte bize ödül verenler genellikle İslam temelli cemiyetler olmakla beraber İngilizler de pek çok İngiliz'in de izlediğini biliyorum. Avrupa'da. Madem ki böyle işaret ettiniz buraya, evet, çok güzel. O zaman bu ödüllerinizde siz sadece örnek olsun diye bir tane iki tane getirdiniz, evet, ama 2022, evet, yılın en iyi yapımcısı, doğru, ödülü bu. Slication. Slication nedir? Slication. Oradaki bir cemiyet, İslam cemiyeti diyebiliyorum. Ben şeyin çok temelini bilmiyorum. Siz biliyorsanız buyurun. Yok, hayır. Evet. Ama çok hoş, çok hoş. Yani bir Asya kökenli İngilizler diye biliyorum ben onları. Çok hoş, çok güzel. Bu İngiltere'den 2022 yılın yapımcısı, Best Producer. Bu Pakistan. O Pakistan'a biz gitmiştik. Tabii o zaman yetiştirememişlerdi. Hı hı. Ve daha sonra kendileri getirdi, burada takdim ettiler o ödülü. O da Pakistan'ın en üst seviye prestijli ödüllerinden biriymiş. Şimdi tabii Serdar Gökhan, Sayın, evet, Serdar Gökhan. Hakan Vanlı var, evet, Kurdoğlu. Evet. Yeşilçam'ın, evet, tabii ünlü jönlerinden bir tanesi. Belki yüzlerce film çevirdi. Tabii. Ama tabii, çok yani kıymetli. Şurada duyduğu hazzı, mutluluğu bilmiyorum. Evet. O Yeşilçam'da başka bir yerde duymadı. Duymadığını ben tahmin ediyorum. Evet, evet. Çok iyi bir oyuncudur. Diğer tarafta Osman Soykut, Mehmet Bozdağ, bizim hem senaristimiz hem benim ortağımdı. Şimdi ATV'de devam ediyor. Evet. Çok, evet, hoş. Şeyde hatta Serdar Bey şu anda MESAM Başkanı olan Sayın Recep Ergül'le onun destanları vardı. Çanakkale Destanı. O destanlarda da Serdar abi yer aldı. Yer aldı. Evet. Yani çok hoş. Yok, milli bir çizgisi, evet, olan bir sanatkarımız. Keyif alıyorlar ama. Keyif al. Halkın, gerçek halkın onlara
bu yaptıkları güzel işler için böyle alkış tutması onların çok hoşuna gidiyor. Yani eskiden alkışlar bilmiyorum ama herhalde birazcık yapmacık mıydı neydi ama şimdi gerçekten gönülden sevildiklerini anlıyorlar. Çok hoş. Ben çok mutlu olduğunu gördüm. Hem sizin o ziyaretlerde, Maduro'nun ziyaretlerinde evet, hem de o evet. Çanakkale destanlarında çok mutlu olduğunu gördüm. Ne kadar güzel. Siz o zaman yani gönüllere hitap ediyorsunuz sevgili hocam. Elbette tabii. Hem göze hitap etmekle beraber gözün arkasında gönlü etkileyen bir çalışma. Şimdi tabii biz yıllarca bir takım şeylerden mağdur olduk. Yanlış, bizim değerlerimizin yanlış ifadelerinden, işte Yeşilçam'da çok iyi insanlar olmakla beraber çok yanlış yapılanlar da vardı. İşte dindar hocalarımızı falan çok kötü gösteren filmler vardı. Bunlardan vatandaş çok muzdaripti. Ama kendi değerlerini bu kadar mükemmel bir seviyede gösteren diziler görünce insanlar bütün gönüllerini açtılar. Fakat şeyde bir gün ya bu ünlü film eleştirmenlerinden bir tanesiyle Yeşilçam film eleştirmeni mimar kendisi Galatasaray şeyinde yetişmiş. Hatta benim annem babam beni 3 yaşında Galatasaray Lisesi'ne verdi. Onlar benim bütün iç dünyamı şekillendirdiler falan diyor. Niçin dedim Türk sinemasında böyle tırnakları işte sapsarı böyle çamur gibi, bıyıklar böyle sapsarı, hep kesilmemiş, saç sakal sarık, işte gelişi güzel sarılmış böyle şey. Hatta çirkin. Ondan sonra cübbe dedim hiç ütülü değil, kirli, şeyli falan. Niçin dedim bunu yapıyorsunuz? Niçin şey? Bize bir şey hiç kimse bir şey söylemiyor ki. Bize hiçbir şey verilmedi ki. Yani böyle dinle ilgili, din adamıyla ilgili. Ve ilk defa siz bir din adamının, bir kültür, bir Türk'ün nasıl olması, bir Müslüman'ın nasıl olması gerektiği konusunda ya çok güzel hizmetiniz var, çok güzel çalışmalarınız Allah var. Olsun, Allah razı olsun. Peki ilk dizi Diriliş mi? Daha önce bir iki ufak denememiz oldu. İlk anda bir belgesel çekildi. Osmanlı'nın temellerinin kimlere dayandığı, ustalar, alimler ve sultanlar diye. O tabii 2010 Kültür Başkenti Ajansı adına yapılmıştı. Ama onlar piyasaya, daha doğrusu sinemaya girmediler. ama diriliş yapılırken en önemli şeylerden birisi Yunus Emre de yapıldı. Yunus Emre çok güzel sevgili Yunus hocam. Yunus Emre hala... Yani Yunus Emre'ye ben bayılıyordum. Yani Yunus Emre'nin... Bazı dijital mecralarda ilk sıralarda. Evet. Türkiye'de ve dünyada en çok seyredilenler arasında. O Aşkın Yolculuğu 1'di. Daha sonra Aşkın Yolculuğu 2 Hacı Bayram Veli'yi çektik biz. Geçen yıl. Ve TRT'de o da gösterime girdi. Şimdi o çizgiden biraz daha üst seviyeye, biraz daha farklı bir noktaya götürülerek inşallah bir Fetih Ülküsü Kızıl Elma çalışması içerisindeyiz. İnşallah. Allah izin verirse. İnşallah. Allah yolunuzu açık eylesin inşallah. Bu diriliş yani beklediğiniz ilgiyi yani böyle kafanızda canlandırdığınız noktaya geldi mi? Çok şükür tabii biz beklediğimizin çok çok ötesinde çok, çok bir ilgi. Yani tabii böyle bekliyorduk. Bir devlet başkanının evet, özellikle. Başarı bekliyorduk ama bu kadar dünya çapında bir başarı açıkçası başında öngöremedik. Ama yani siz işinizi en mükemmel şekilde yaptığınızda, kalplere, ruhlara dokunduğunuzda, oyuncu seçimi mükemmeldi tabii. Bütün oyuncular. Evet. Hatta orada öyle mesela Noyan tiplemesi adeta bir karizma olmuştu. Evet. Yani Moğol aslında ama yani karizmatik. Sonra tabii Hakan Vanlı şeyi mükemmel oynadı. Kurdoğlu tiplemesini. Çok güzel. Saadettin Köpek rolü müthişti. Hemen hemen bütün rolleri alanlar gerçekten hakkını vererek. Eskiden biz, yaptılar. Yani Türkiye yani bir şeysi yoktu, hiçbir şeysi yoktu.
Brezilya seyrediyordu. Brezilya evet. dizileri seyrediyordu. Hint bir ara işte bilmiyorum oldu herhalde seyrediyordu. Ama şimdi bütün dünya Türk dizileri seyrediyor. Hatta bizim bir yardım derneğimiz var. Biz sık sık Balkanlara bir iki sene hariç biz Balkanlara o 15 senedir orada kültürel faaliyetleri yapıyoruz. Sarı Saltık buluşmaları yapıyoruz. Romanya, Babadağ'da, Kosova'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta. Böyle ya her gittiğimizde oradaki soydaşlarımızın, oradaki arkadaşlarımızın, dostlarımızın Türkçelerinin daha da güzel olduğunu falan. Tabii Türk dizileri izleyerek çok bunlar çok hoş. Müthiş bir noktaya geldiler. Evet. Türkçe de öğrenildi. Evet. Ama inşallah dileğimiz o ki bütün diziler bize has olsun. Evet. Çok ya önemli. Bizim değerlerimize sahip çıksın, bizim değerlerimizi anlatsın. Ya Türk insanını, Müslüman Türk'ü olduğu gibi göstersin. Onun hasletleriyle, düşünceleri, hayalleriyle. Çünkü Anadolu insanının irfanı hala çok yüce. Eyvallah. Bunu anlatabilmemiz lazım. Doğru. Aksi takdirde tabii biz Bizans'ın adına Osmanlı deyip de satabiliriz. Evet. Yani bu şekilde de anlatırız ama bizi anlatmaz o. Evet. Bize ait olmaz. Şimdi aslında tabii hep diyoruz işte Z kuşağı koptu gidiyor vesaire. İşte böyle atalarından nefret eden bir nesil vesaire. Ama hiçbir şey vermemiştim. Ben ona inanmıyorum. Evet. Bozulan bir nesil varsa bizim nesil. Biz evet. Biz onlara ne veriyorsak onu alıyoruz. Aynen öyle. Evet. Yani o çocuklar pırıl pırıl çocuklar. Ama onları tabii ki her devrin gençlerinde, çocuklarında farklılıklar olabilir. Olması da gayet normal. Normal. Çünkü dünya çok büyük hızla değişiyor. Çocuklar daha fazla uluslararası mesaja maruz kalıyor. İşte sosyal medya onları çok değiştiriyor. Evet. Sosyal medyada biz hep kızarak hareket ediyoruz. Bakın yani evet. Şeytan taşlamaktan ibadete vakit bulamamak gibi diye bir söz var. Evet. Siz alternatif ve daha mükemmelliğini yapmanız lazım. Kızdığınız dizi, film veya sosyal medya çalışmalarının karşısında daha mükemmelliğini yapmanız lazım. Küfrederek, kızarak vakit geçirmek doğru bir şey değil. Evet. Mesaj da veremezsiniz. Elbette. Verdiğiniz mesajı da kimse dinlemez. Elbette. Evet. Peki şeyle bu sadece bu tarihi dizilerde sadece tarihimizi mi işliyorsunuz? Yani geçmişimizi mi? Yoksa günümüze de böyle atıflar? Elbette. Tabii ki günümüze dokunmadığınız sürece tesiri olmaz. Olmaz. Evet. Sadece tarihte yaşayan bir çalışma bugüne çok fazla etki yapmaz. Ama insan hiçbir yerde değişmiyor. Bakın asırlar geçse insan insandır. Diğergam insan, evet. dürüst insan, dik duran duruşlu insan, ahlaklı insan. Yani bundan 2000 yıl evvel de takdir görürdü, şimdi de görüyor. Değişen bir şey yok. Yöntemler değişiyor. Herkes yine doğru insandan tarafadır. Güzel insandan tarafa olur. Onu sever. Hiçbir zaman yalan söyleyen sevilmemiştir tarih boyunca. Eyvallah. Haram yiyen sevilmemiştir, beğenilmemiştir. Kaybolup git, ölmüşler. Asıl ölüm işte elbette. Onların ölümü. Elbette. Ölmüş gitmişlerdir. Yani hiç Ebu Cehil, Ebu Leheb hiç konuşulmaz. Evet. Ama Sıddık, Ebu Bekir Bugün Sıddık, de aynı. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman hep konuşuyoruz. Hep hayatını yani örnek olan. Yani güzel örnek olan evet. insan bugün hiçbir genç ona karşı çıkamaz. Eyvallah. Siz bir ara şeyde hatta basından görmüştüm de Malazgirt için jönler arıyoruz falan. Bu yeni dizileriniz içinde yakında böyle arayışlar falan var mı hala? Şimdi ya o basının tabii biraz abartması. Bir yerde bir konuşuyorsunuz ya arıyoruz işte falan deyince işte hemen arıyor. O evet. Bizim vekillik sırasında olan bir şey. Öyle mi? Bizim yurt dışında da böyle oyunculuk eğitimi alan çok. Tabii ben gurbetçi olduğum için bir Avrupalı, bir Türk'ün, bir işçinin evladı olduğum için yani genelde hep kendimi gurbetçi olarak görüyorum. Avrupa'da da gerçekten böyle oyunculuk eğitimi almış çok güzel kardeşlerimiz var. Onlar da böyle zaman zaman Türkiye'de hep arayışlarda oluyor falan. Şimdi beni ararlarsa derlerse ki biz de gelmek istiyoruz. Ne diyelim? Bir yerlerden başlamalar lazım. Eyvallah. Yani mutlaka yetenek kendini gösterir.
Bakın ufacık bir rol verilse o rolü hakkıyla yapan bir çocuk hemen fark edilir. Siz böyle yurt dışındaki çocukları dizilerinizde değerlendiriyor musunuz? Yani her şeye açığız. Allah razı olsun. Zaman. Ne güzel. Ama şimdi şu var. Bize direkt müracaatlar çok fazla olduğu için biz bunların altından kalkamıyoruz. Kast ajansları vasıtasıyla biz bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Çünkü tek tek bizim uğraşacak yani bu ne kadar başarılı olur, ne zamanınız, ne imkanınız, ne yeteneği var bunları yapacak vaktimiz olmadığı için kast ajansları yoluyla bu insanlara ulaşmak daha işimize geliyor. Şeyle yani böyle Sayın Maduro gibi Venezuela devlet başkanı o güzel insan böyle irtibat devam ediyor mu? Hiç böyle ara sıra yani mesaj geliyor mu? Devam etmiyor da arkadaşların devam ediyor. Evet. Yani ben fırsat bulamadım yani irtibatı devam ettirmek için. Aslında yani Kayseri'ye böyle davet falan düşünüyor musunuz? Evet yani olabilir. Çünkü, yani, olabilir. Çünkü yani, Kayserili'nin yani şimdi, Kayseri'nin dostu, Türkiye'nin dostu. Bizim bizim ki insan anlayışımıza biraz uygun gibi böyle dik başlı Amerika'ya bile kafa tutan bir insan. Evet. Doğru bildiği yoldan şaşmayan bizim kahramanlarımızı da işleseniz bize de böyle diziler yapsanız gibi bir teklif olmuştu. Çok güzel, çok hoş. Çok hoş. Gerçekten çok güzel. Peki sevgili hocam siz tabii eserleriniz var, kitaplarınız var. Birazcık o kitaplarınızla konuşalım. Bir tanesini konuştuk burada. Üstün zekalı dahi çocukların yerüstü hazinelerimiz. Burada güzel çocuklarımızın gelecekte kim bilir karşımıza başbakan, cumhurbaşkanı nasıl ne şekilde çıkacaklar. Onların hikayeleri var. İnsanın sırrı, insan hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Evet, insan tabii ben hekim temelli olmak hasebiyle insanı çok araştırdım. Rahmetli Seyit Ahmet Tarvasi hocam da beni buna yönlendirmişti. O pedagogtu, yazardı. Ama insanı anlatan bütün kitaplara baktığımda tek yönlü anlatıyor, anlattıklarını gördüm. Ya insanı beden olarak bu şu günkü tıbbi yönden inceliyor. Ya işte dini kitaplarda vesairede ruhi yönden insan anlatılıyor. Veya bazen nefisle alakalı anlatımlar var vesaire. Şimdi ben burada bunu birleştirdim. Bir insan bütün yönleriyle nasıl anlatılır? Belki de piyasadaki tek kitap diyebilirim bu yönden bakış yapan. Ve dünyadaki bütün insan düşüncelerini, insana bakışları da inceledim. İşte felsefi bakış, bilimsel bakış, kuantum bakışı, dinlerin bakışı. Tabii sıkmadan onları ben burada özetledim. Yani küçük bir kitap da bütün bunları öğrenmek isteyen alabilir. Ama bunlar içerisinde en mükemmel görüşün İslam olduğu ortaya çıktı. Gerçekten ben bu incelemeleri, araştırmaları yapmadan bu kadar fark olduğunu düşünemiyordum. Şimdi düşünsenize bakın Batı'da insan insanın kurdudur noktasına geldi Batı. Evet. Kapitalizmin temelinde bu anlayış var. İnsan başkalarını kendi yükselmesi için altın oyabilir. Her şey mübahtır yükselmek için, kazanmak için. Ama bizde öyle değil. İnsan insanın imtihanıdır. İnsan insanın ufkudur, aynasıdır. Evet. Şimdi ben çevremdeki insanlara veya benimle irtibatta olan insanlara yaptığım davranışla yargılanacağım. Onlar benim hepsi imtihanımdır, sınavımdır. Onlara karşı tavrım, anneme, babama, kardeşlerime, evlatlarıma, eşime, yakın dostlarıma, uzak dostlara veya işte irtibatta olduğum işçilerime, çalışanlarıma veya iş yaptığım insanlara karşı tavrım imtihandır benim için. Evet. Böyle bildiğiniz zaman yanlış yapamazsınız. Ama insan insanın kurdu olunca her şey mübah. Evet. İşte bu kadar bariz bir fark var. Kapitalist anlayışla bizim İslam anlayışının arasındaki insan farkı. Evet. Tabii şey Kur'an-ı Kerim yani yüce yaratıcının insana bakışı çok farklı. Elbette. Bir de ya çok biz farklı sorumluluklar yüklemiş. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
biz onu yeryüzünde çok üstün bir varlık olarak yarattık. İnsan küçük kâin. Hamelnâhum fil berri vel bahri. Karada ve denizde her şey biz ona. Yük, bütün sorumluluk onda. Her şey insan için. Evet. Bakın şu anda Darwinist anlayışa göre insan tesadüfen bir rastlantı sonucu oluşmuştur. Bütün mahlukat öyle, canlılar öyle. Birbirinden gelişerek mutasyonlarla insana kadar gelmiştir. Bundan sonra da yine mutasyonlar olabilir gibi. Halbuki bunun karşılığı yok. Evet. Bu bir ideoloji. Yani bilim değil. Burada müthiş yanlışlıklar, hatalar var. Ama mesela canlılık hepimizin bildiği bir gerçek. Buna rağmen bilim canlılığı ispat edemiyor. Evet. Bunu da açıklayamıyorlar. Nasıl bir topraktan yosun birdenbire oluştu? O yosun nasıl işte bir solucana dönüştü? Oradan nasıl kertenkele, balık vesaire oluştu? Oradan şu oldu, bu oldu. Böyle bir şey yok. Ama burada İslam diyor ki bu her birinin ayrı görevi var. Ama hepsinin insan için yaratıldığını Kur'an, sizin de dediğiniz gibi canlı, cansız bütün mahlukat insanın hizmetine verilmiştir. Evet. Ve insan o kadar mükemmel bir yaratık ki şimdi bir insana girsek biz çıkamayız. Ben o kadar aynen. Müthiş bir şekilde anlatabilirim size. Evet. Yok. Yani mesela ona bir ufacık bir parantez açayım. Ufacık. Bu önemli olduğu için söylüyorum. İnsan bir zigot dediğimiz döllenmiş yumurtadan meydana geliyor. Gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Çoğalarak gelişiyor. 100 trilyona kadar çoğalıyor. Siz şu anda 100 trilyon hücreye sahipsiniz. Ama bu çoğalırken farklılaşarak çoğalıyor. Hücrenin bir tanesi kemik hücresini oluşturuyor. Oradan kemik gelişiyor. Hücrenin bir tanesi işte safra kesesini, birisi beyin hücresini oluşturuyor. Ve bunlar birbirine karışmıyor. Karışsa mesela bir karaciğer hücresi beyinde gelişse beyniniz yok olur. O safra asitinden. Ama bunlar olmuyor. Bu kadar mükemmel bir organizma. Sistem. Hiçbiri birbiriyle kavga etmiyor. Bir tane anarşist hücre çıksa o kanser hücresi oluyor. Allah korusun. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman kaos yok kainatta. Evet. Atomlar var, gezegenler var. Hiçbiri birbirine çarpmadan mükemmel bir şekilde hareket halinde hepsi. Canlı cansız. Hepsi hareket halinde. Şimdi bu kadar mükemmel bir organizasyonu siz tesadüflerle açıklayamazsınız. Mümkün zaten değil. Bilimsel olarak tesadüfin de olmadığı söyleniyor. Eyvallah. Ya dolayısıyla burada evet. insanı bütün yönleriyle anlatan bir kitap, İnsanın evet. Sırrı. Kaygısız Aptal kitabınızda özellikle Kaygısız Aptal'la ilgili de böyle bir beyte yer vermişsiniz. Bu insan dedikleri el ayakla baş değil, insan manaya derler. Suretle kaş değil. Evet. Yani çok güzel gerçek. Bunlar hepsi ayetlerin yorumu tabii. Tabii. Yani evet. Aslında Cenab-ı Hak Ahzab suresinin son ayetlerinin bir tanesinde inna aradna el emanete ale semavati vel ardı vel cibali yani göklere, yere ve dağlara aslında emaneti tevdi kıldım ben. Ama hayır, onlar yüklenmediler, insan yüklendi. Yani bu sorumluluğu. Bu emanet ayrı bir bahis. Evet. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Yani o emaneti de konuşabiliriz. Eyvallah. Sevgili hocam, şimdi sizinle tabii bir yani konuşacaklarımız var. Konuşalım. Eğer şey olursa emanete daha sonradan gireriz. Olur mu? Sahne sen, şimdi şu eserleri konuşuyorduk. Tabii bu insanın sırrı. İnsanın sırrını konuşurken tabii oraya girmiş olduk. Sahne senin. Sahne senin gerçekten benim çok çok beğendiğim ve sevgili seyircilerimize de ben gerçekten tavsiye ediyorum. Mutlaka özellikle din adamlarına, öğretmenlere, girişimcilere, yani iş yapmak isteyenlere, yani herkese, kısaca öğrencilere, yani başarılı olmak isteyen herkese sahne senini tavsiye ediyorum. Yani çünkü eyvallah. Burada başarı hikayeleri, gerçekten çok güzel şeyler var. Evet, sahne senin. Sahne şu anda yaşayanların. Evet. O sahnenin perdesi hepimiz için ayrı açılıyor, ayrı kapanıyor. Ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını bilmiyoruz ama bizim görevimiz o sahnedeki rolümüzü en güzel şekilde oynayabilmek. Yapmak. Aa, güzel. Bu
Rol değişikliği olabilir bu cüzi iradeyle ama herkese bir misyon verilmiş, herkese bir görev verilmiş sahnede. Oradaki kaderin verdiği görevi ama bizim cüzi irademizle ufak değişiklikler veya çok kendi hayatımızda değişiklikler yaparak geldiğimiz noktada rolümüzü en güzel şekilde oynayabilirsek sahne kapandığında müthiş alkış alırız. Evet. Ya ben burada sahnede başıboş gezemeyiz. Buna yönetmen de karşı çıkar. Oradaki seyreden halk da tepki koyar. Sahnede herkesin bir görevi vardır. Herkes o görevini hakkıyla oynamak zorundadır. Biz işte şu anda biz tabii onu ki yapıyoruz. Şimdi siz kalkıp yani şu anda canlı yayındayız biz. Herkes bizi seyrediyor. Siz kalkıyorsunuz buradan gidip biraz kameralara takılıyorsunuz. Biraz kameraların falan onlarla biraz oynuyorsunuz. Gelip buradan işte birazcık kameraman arkadaşlara biraz su atıyorsunuz falan. Hayır, bizim burada şu anda bir görevimiz var. Sizin, benim, ya burada verdiğimiz bir mesaj var. Yaptığımız şu anda burada bir program var. Bu programın dışına çıkamayız. Cenab-ı Hak da diyor ki sahneyi sana verdim ama programın dışına çıkamazsın. Hadi görev senin. Aynen öyle. Şu anda deniyor. Şimdi dolayısıyla orada insanın önüne biliyorsunuz iyi ve kötü tercihler verilmiş. O tercihlerden hangisini seçeceğinize bağlı. Siz insan sahneyi kötü bir noktaya da götürebilirsiniz ama bileceksiniz ki sahne perde kapandığında alkış alamayacaksınız veya evet, insanlar yuh çekecek size. Evet. Yani böyle de anlatabiliriz. Çok güzel. O yüzden orada şahsiyetli insan, boşuna yaratılmış değiliz hiçbirimiz. Hakkını vermek zorundayız. Bakın seviyoruz diyoruz. Baştan yaratanı sevmek zorundayız. Bir arkadaşım bir anlatışı vardı. İşte bana gözlük hediye etti bir arkadaş. Çok teşekkür ettim diyor. Ama diyor gözü bana hediye edene teşekkür eksikliğim var. Evet. Yani göz mü önemli, gözlük mü önemli? Göz olmazsa gözlük hiçbir işe yaramaz. Evet. Bana birisi eldiven hediye etti. Ben diyor eldiven verene diyor nice teşekkürler ettim. Çok hoşuma gitti falan. Ama elinin farkında olman lazım. Bu eli sana verene asıl teşekkür edeceksin. Bu el olmasa siz eldiveni kullanamazsınız ki. Eyvallah. Ya böyle insanlar da var. Yani önümüzde engelli, eli olmayan, ayağı olmayan, gözü olmayan insanlar da var. Evet. Ama burada işte irfani düşünmek, görünenin ötesini görebilmek meselesi. Eyvallah. Ve bir şey daha söyleyeyim. İşte hep başından beri konuştuğumuzun belki de özeti olabilecek. İşte girişimciliğin merkezinde Hazreti Mevlana diyor ki, dünya bir deniz suyuna benzer. Ondan istifade edersiniz. Üzerinde geminizi yüzdürürsünüz. Ama geminin altından bir delik açarsanız su içeri girer ve gemi batar. İşte dünya da böyle. Siz dünyalığı cebinize değil de kalbinize korsanız o gemi batar. Kusura bakmayın diyor. Yani şimdi dünyalığı cebimize koyacağız. Ama o cebimizden de kullanabilme şartıyla, evet, biriktirme değil. Hani evet, Hümeze suresinde onlar biriktirirler. Evet. Malın onları ebediyete ulaştıracağını sanırlar diyor ya, buyuruyor ya, evet, Cenab-ı Allah. İşte ben mesela keşke zamanında Steve Jobs'la tanışsaydım. Steve Jobs 56 yaşında kanserden vefat etti biliyorsunuz, pankreas kanserinden. Dünyanın en zenginiydi. Zenginlerinden birisiydi ya, 3-5 kişiden. Apple'ın sahibi. Şimdi o adam diyor ki ölmeden evvel, ya madem ölüm varmış, ben diyor niye çalıştım? Niye biriktirdim bu kadar diyor, çaba gösterdim. Ve hayatımın anlamı yok oldu gitti diyor şu anda. Evet. Düşünebiliyor musunuz acizliği veya şeyi, düşürülen hatayı? Evet. Her insan aynı duruma, evet, gelebiliyor. Sevgili hocam, tabii siz yani özellikle tabii programımızın da sonuna yaklaştık. Siz başarılı olmanın sırlarını açıklıyorsunuz yani kitabınızda. Evet. Bunun kitabını yazdınız siz. Nasıl başarılı olunur?
Hatta siz garanti de veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yani şöyle şöyle yaparsan %100 ben sana garanti veriyorum. Başarılı evet. olursunuz diyorsunuz. Peki özellikle sevgili seyircilerimize böyle başarı konusunda hem gençlere, sevgili öğrencilere başarılı olmaları konusunda bir tavsiyenizi bir alalım. Ondan sonra da bir sizin bir televizyon program yapımcılık yönünüz var, onu da konuşalım. Bir siyasi kişiliğiniz var, onu da birazcık konuşalım. Hac umre hatıranızı da konuşalım, ondan sonra programımızı bitirelim. Ama önce gençlere, tabii sevgili ki, gençlere. Başarıyı iki türlü ele alabiliriz. Birisi dünyevi başarı, birisi de ebedi başarı. Hı hı. Burada ikisine de garanti verir. Aslında konuştuklarımız içerisinde hepsi var. Siz itibar sahibi insan olursanız, işini çok iyi yapan ve dürüst olduğunuzu herkesin bildiği emin insan olursanız herkes size yönelir. Hı hı. Çok büyük karlar, doyumsuz karlar beklemezseniz o zaman başarı ihtimali eğer Allah da ömür verirse %100'e yakın. Hı hı. Mesela lokanta mı açtınız? Doktorluk evet. mu yapıyorsunuz? Öğretmenlik mi? Hepsinde bu geçerli. Ama bunun ötesinde bunu yaptığınız zaman niyetiniz de halis ve Allah rızası da güdüyorsanız o zaman ebedi başarıyı da yakalıyorsunuz. O zaman bakın sahne perdesi ne zaman kapanırsa kapansın. Siz o başarıyı elde etmiş oluyorsunuz. Evet. Mesela rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu benim çok yakın dostlarımdan biriydi. Allah rahmet eylesin. Şimdi başarısız mı? Cenazesine bakıyorsunuz ne kadar büyük başarı elde etmiş. Evet. Geçenlerde mesela Alevi dedeleri ziyaret etti onun kabrini. Kabrini tac ettiler. Yani dua okudular. Evet. Bu ne kadar güzel bir şey. Cenazesinde herkes vardı. Evet. Sol, sağ vesaire. Bütün hain olmayan bütün insanlar vardı. Hainler güzel. Hariç. Ben hainler hariç. Hainleri konuşmayacağım. Ama evet. Siyasette bakın %1'i zor alan bir insandı. Değil mi? Bu bir başarısızlık gibi görünüyor ama ebedi başarı açısından müthiş. Hiçbir zaman yanlış söylemedi. Evet. Hiç kimseyi ikna etmek için, oy almak derdiyle hareket etmedi. Yani bunlar evet. Onun başarısını gösteriyor. Evet. Şimdi ben de kim olursanız olun, nerede olursanız olun, gönlünüzü insanlara açmak şartıyla bu dürüstlüğü, bu emin insan olma vasfını, itibar sahibi insan olma vasfını elde ettiğiniz zaman, işinizi mükemmel yaptığınız zaman, bakın dün de bir şey konuştuk arkadaşlarla, dediler ki adamın biri şunu söylemiş, ben de çok beğendim. Masa mı yapıyorsunuz? Masanın altına daha fazla önem verin. Görünmeyen yerlerine. Görünmeyen yerlere değer veren insanlar işini en iyi yapan insanlardır. Çok güzel. Çünkü diğer yere zaten değer verecektir. Şimdi dolayısıyla bu hayatta başarı için olmazsa olmaz kriterlerdir bunlar. Ve siz bunu üzerine Allah'ın rızasını eklerseniz işte... Artık evet. yeme yanında yat. Eyvallah. Kaymaklı ekmek kadayıf olur. Evet. Yani demek ki yaptığımız her işi Allah için, Allah'ın rızasını Eyvallah. Gözeterek yaparsak. Yani ondan nasıl? Büyük makam mı var? Evet. Onu fark edebilirse insan zaten ebediyen Eyvallah. Kurtulmuş olur. Eyvallah. Peki televizyon program yapımcılığınız nasıl yani oldu? Yani gençlik yıllarında evet Kayseri ile sınırlı olmak üzere epey program yapımcılığı yaptım. Hatta tartışma programları düzenledik. Evet. Peki son sevgili yönetmenim evet. dedi ki son bir dakikamız siyasi kişiliğiniz kısa bir dönem. Evet ben rahmetli Muhsin Bey ile gençlik yıllarında birlikte hareket ettim. Onun partisinin temsilcisiydim. Onun aynı zamanda kendi temsilcisiydim. Ama onun vefatına kadar 99'da ben siyaseti bıraktım. Bunu da kendisine Muhsin Bey'e söylemiştim. Çünkü işlerim alt üst oluyordu. ve işime dönmek zorundaydım. O da makul karşıladı. Onun vefatına kadar ben başka hiçbir partiye gidemedim, gitmedim. Daha sonra zaten AK Parti kuruluşuna katılmadım ama 2010
10'lu yıllardan sonra AK Parti'ye yöneldim. Orada da 2015'te 7 Haziran seçimlerinde Kayseri milletvekili oldunuz. Fakat kısmet o dönem kısa sürdü. 5 aylık bir vekillik oldu. Daha sonra 1 Kasım'da listede yer almadım. Aslında benim de işime geldi. Çünkü kendimi sınırlamış oluyordum. Vekillik bana göre çok zor bir vazife. Bütün ülkenin dertlerini üstünüze yüklüyorsunuz. Evet. Onunla yatıp kalkıyorsunuz. Evet, o yüzden o dönemi de öyle geçirdik. Allah'a şükürler olsun, şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. Hem filmde, hem eğitimde, hem sağlıkta daha nice güzel, başarılı çalışmalar yapmanızı diliyorum ben. İnşallah. Teşekkür inşallah ederim. Belki ilerideki programlarımızda tekrar sizi misafir ederiz. O zaman başka başarıları konuşuruz inşallah. Ben teşrifinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza, de size gönlünüze teşekkür sağlık. Ediyorum. Çok güzel bir program formatınız var. Allah razı olsun. Ve sevgili seyircilerimiz, böylece bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte bir hafta sonra tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.